Eda Ece karnıburnunda objektif karşısına geçti. Sosyal medyayı adeta salladı. Bu sezon çocuk üretiyor oldum yani dizi yerine. Eda Ece anne olacak olmanın heyecanını sosyal medyadaki pozlarıyla sevenleriyle paylaşıyordu. En son Sütlü Nuriye itirafı çok konuşulmuştu. Sabah Sütlü Nuriye ile kahvaltı ettim. Kahvaltıda Sütlü Nuriye dedim. Tehlikenin farkında mısınız? Neyse çocuğuma yarasın diyelim. 6 aylık hamile olan Eda Ece bu kez bir dergiye poz vermek için objektif karşısına geçti. Özel oyuncunun karnı burnunda pozu sosyal medyada adeta olay oldu. Dünyanın en güzel anne adaylarından birisiniz. Ay teşekkür ederim, hemen sağ ol. Neler söylemek istersiniz? Hamilelik süreciniz nasıl ilerliyor, nasıl gidiyor? Vallahi şu anda bayağı bir ilerledi aslında. Artık ilkbaharda doğuyor, son aylardayım. Herhalde son aylar daha zorlaşıyormuş. Bakalım inşallah güzel geçer. Şu anda çok mutluyum, çok heyecanlıyım ya hani onunla tanışmak için. Öyle çok güzel yani. Çocuk çok sevdiğim için. Hamilelerin hep aşermeleri vardır ama sizde de oldu mu bunlar? Ya ben de henüz olmadı. Yani hiçbir şey öyle tam tek bir şeye aşermedim. Ama zaten yemek yemeyi severim. Devam yani yemeğe devam diye. Güldüğüm zaman çok gülüyorum. Ağladığım zaman da durmuyor yani öyle bir şey oluyor. Ama hani öyle yerli yersiz değil de mesela acıklı bir şey izlediğimde biraz fazla duygulandığım oluyor. Ya da böyle ara ara annemi falan düşünüp duygulanıyorum. Böyle şeyler oluyor ama çok şeker hepsi. En son ne için ağlamıştınız? En son ne için ağladım? Ya bir köpeğim vefat etti benim. Evet. Ona çok üzülmüştüm. Herhalde o. En son ağladığınız konu? Evet, Allah ağlatmasın diyelim. Çocuğun odasını henüz yaptıramadık. İşte biz şimdi onları halledeceğim. Ama mutluluk var yani. Ailelerde de çok mutluluk var. Annem babam da çok sevinçli. Buran'ın annesi babası da. Yani mutluluk. Çocuk demek mutluluk demek. Hamilelik haberinizi ilk önce yakın arkadaşlarınızdan öğrenmiştik ama o sette siz... Şemal miydi? Evet, Şemal Hanım'dan öğrenmiştik ama bu haberi ilk verdiğiniz zaman arkadaşlarınızın tepkisi ne oldu? Şemal Hanım zaten hikayelerle büyüteceğim evet. Dedi onu ama... Yani yaz dönüşü öğrendim ben. Bir de biz bu yaz arabayla döndük hayvanlarımız için daha kolay oluyor diye. Arabada beni yol tuttu diye düşündüm. Yani bu kadar saattir geliyoruz herhalde ondan. Sonra gerçekler ortaya çıkınca herkes hani herhalde evlendiğim için ve çocuk çok sevdiğim için herkes bir yakıştırdı bana yani. Hiç garipseyen olmadı. Güzel de bir zamanlama oldu. Zaten çok uzun bir diziden çıkmıştım. Evet. Hani birazcık ara vermeyi de düşünüyordum. ama hani evde oturmayı da çok sevmediğim için hani dizi kadar yoğun değil ama Buğra da bir arabada ben o kadar fazla şey olunca şüphelenmişti. Ama çok sevindi. O da benim gibi yani. O da mesela ortamda bir çocuk varsa hep onunla ilgilenir. Çok çocuk seven bir çiftiz biz. O yüzden o da çok sevindi. O hatta sayı konusunda biraz fazla hayalleri var. Evet, 3. Bakalım ne olacak. Evet, göreceğiz. Peki 3 diyor ama Buğra Bey, sizin düşünceniz nedir? Ben de bilmiyorum. Ben 3 kardeşim. Evet. Kalabalık aileye alışığım. Bakalım sağlığımız, durumumuz, her şeyi el verdiği sürece inşallah güzel de bir doğum olursa bilmiyorum. Doğum yurt dışında mı olacak? Onu da soralım efendim. Hep yurt dışı haberleri de çıktı ama Türkiye'de çıktı olacak. Çıktı mı? Görmedim evet, ben. Çıktı. Yok, bu tarz haberler burada çıktı. Olacak. Ama siz birkaç gün sonra gelin. Mülteci açıklaması savaş başlattı. Melisa Aslıpamuk'la İsmail Hacıoğlu arasında ipler neden gerildi? Hatırlayacaksınız, Magazin Dünyası geçen hafta bu açıklamayla çalkalanmıştı. Mülteci olarak gelmiş ve bize gelmiş. Abi. İpler koptu. Cem Karaca'ya hayat veren İsmail Hacıoğlu, Fransa'da tatilde olduğu için galaya katılmayan partnerinin sorulması üzerine... Yani Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı diye cevap vermişti. Mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi. Abi. Başrol olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılmayan Melisa Aslıpamuk, kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu sosyal medya hesabından engelledi. Şimdi bir galaya katılmak bir oyuncu için önemli. Evet. Çünkü kendi işine sahip çıkmak, gelenlere de ev sahibi yapmak demek. Evet. Ev sahipliği yapmak demek. İsmail Hacıoğlu başrol arkadaşı Melisa Aslıpamuk'un galada olmak yerine Paris'te Paris Moda Haftası'nda poz vermelerine istinaden arkadaşlarımın sorusunu şöyle cevapladı. Fransa'ya mülteci olarak başvurmadıysa gelmesi lazımdı dedi. Bunu duyan ve gerilen Melisa Aslıpamuk sosyal medya hesabından İsmail Hacıoğlu'nu engelledi. Yani iki başrol oyuncu arasında evet. Galadan kaynaklanan bir kriz var. Ne diyorsun? Burada
Bir şeye daha önceden kırılmış olabilir. Yani çünkü galası varsa. Gelmek durumunda. Kendini acaba ikinci plana atılmış mı hissetti bilmiyorum ki. Yani işte tanışmıyorum kimseyle. Belki o yüzden de hani galaya gidip beni zaten hani ikinci planda kaldım. Bütün dikkatler İsmail'in üzerinde olacak diye mi düşündü? Yok öyle değil. Daha önce de kadınlara mahsusun galasına gelmedi. Pasaportum kayboldu diye. Bu Lille'de futbol oynayan yani Fransa'nın Yusuf Lille Yazıcı'nın takımında. Sevgilisi. Anladığım kadarıyla yani sinemada kariyer yapmak yerine moda dünyasında model ya da modacı olarak yürümeyi planlıyor. Buradan da para geliyor diye teklifleri kabul ediyor. Ama denk sonra düştü. O filmleri unutuyor galalarını. Sadece gala diye bakma. Bu film vizyona girince bunların PR'larını yapanlar bu oyuncularla röportaj yapıp medyaya servis etmek istiyorlar. Ara ki bulasın Melisa Aslı Pamuk. Melisa Aslı Pamuk Lille'de, Paris'te. Şimdi burada işte demin de bahsettik ki hani bütün karakterler hep aynı tipler. Evet. Burada da sorun şu. Yapımcılardan çok kas direktörlerinde. Bir kas direktörü mafyası var bu ülkede. Var. Evet. Yani başkalarını sokmuyorlar. Yani maalesef. Bu role bu uygun mudur diye bakmadan hep aynı kişiler. Mesut Aksu da bir yerde ölüyor. Bu bölümde ölüyor. Haftaya başka bir dizide başlıyor. Benim yaş kuşağım kadınlar hep aynı. Hepsini çok seviyorum. Yanlışa herkesin ekmeği kendisine ve herkesin ekmeği açık olsun kendisine. Ama yani diyorum ya niye aklına gelmiyorum. Onlardan hiçbiriyle çalışmadığım için yani çok haklı. Onur'la başlayan bugün hani çok haklı insanlarda da yeniden hani gelmek farklı yüzler bir heyecan yaratır. Evet. Hep aynı. Ya yüzlerce oyuncu sana sayabilirim. Evet. Bu konuda dertli arıyorlar. Çok dertliyim ben de. Ali Bey ne yapabilirim? Siz yardımcı olabilir misiniz? Bir oyuncunun bir gazeteciden yardım istemesi de o Ali ayrı. Sadece oyuncu değil eski spikerler de. Yani televizyonda görev yapmış, ün salmış. Ama bugün kirasını ödeyemiyor. Bırak kirasını. Cep telefonunun faturasını ödeyemediği için komşunun telefonundan mesaj atan kusura bakma tanımıyorsundur bu numarayı diye. İçim sızlıyor. İçim sızlıyor. Ama bu sektörün yeterince insan beslememesinde. Fazla şöhret üretiyor, fazla isim üretiyor. Arkasından daha ucuz maliyette gençleri getiriyor. Tecrübelileri bu çok para ister. Kapı dışarı. Yani çok bileni de sevmiyorlar. Evet. Çok bileni kendinden daha iyi bileni sevmiyorlar. Tabii bu arada 90 milyon harcanan film Cem Karaca'nın Gözyaşları 3 günde 75.680 kişi tarafından izlenmiş ve gişe şimdilik bıraktığı miktar 10.762.000 TL.